Sevgili öğrenciler, 11. sınıf tarih dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde 12. haftanın konusu olan Osmanlı Devleti'nde çözülmeye karşı önlemler konusunu işleyeceğiz. Ders kitabımızda sayfa 74 ile 84 arasında konuyu bulabilirsiniz. Bugün biz Osmanlı Devleti ile ilgili özellikle çözüm arayışları ve layiha dediğimiz bir takım raporlardan bahsedeceğiz. Lale Devri'nden bahsedeceğiz. Osmanlı ülkesinde matbaa olayından bahsedip ve son olarak da Katip Çelebi, Evliya Çelebi, Naima Efendi gibi önemli ilim, irfan eserlerinden, insanlarından bahsedeceğiz arkadaşlar. İlk başta yan başlığımız çözüm arayışları ve layihalarda Osmanlı. Layiha ne demek? Bundan bir giriş yapalım arkadaşlar. Layiha rapor demek aslında arkadaşlar. Yani klasik dönem Osmanlı düzeni çözülme ve değişim sürecine 16. yüzyılın son çeyreğinde girmiştir. Devletin girmiş olduğu buhrandan kurtarmak adına yeni ve kalıcı tedbirlerin alınması gerektiğini düşünen devlet erkanı yani devlet adamları nasihatname tarzında raporlar düzenlemişlerdir. Ve bu raporlara biz layiha ya da risale olarak adlandırmışızdır. Hazırlanan layihalar 16. asırdan itibaren yaşanan olumsuz gelişmeleri geleneksel devlet ve toplum düzeninin terk edilmesine bağlamıştır. Layihalarda bu olumsuzlukların büyük oranda iç sebeplerden kaynaklandığı öne sürülmüştür. Yani Avrupa'daki gelişmeler görülmüyor. Devletin kötü gidişinin iç sebeplere dayandırıldığı raporlaştırılmıştır. Çözüm olarak da dirayetli padişahların yönetim tarzı örnek gösterilmiş ve klasik dönemdeki uygulamalara aykırı iş yapılmaması tavsiye edilmiş. Yani 16. asırla beraber hazırlanan layiha raporlarıyla beraber bir Fatih Sultan Mehmet dönemi, bir Yavuz Sultan Selim dönemi, bir de Kanuni Sultan Süleyman dönemlerine geri dönülmesi, o dönemdeki uygulamaların hayata geçirilmesiyle devletin toparlanabileceği tavsiye, nasihat edilmiştir. Osmanlı sadrazamlarından Lütfi Paşa, tespit ettiği sorunları ve çözüm önerilerini Asafname adlı risalesinde anlatmıştır. Lütfi Paşa'ya göre devlet hazinesi çok önemlidir. Çünkü devlet hazine ile ayakta durmaktadır. Devlet gelirlerinin giderlerinden fazla olması için gereken yapılmalıdır. Bunun için ücretli memur sayısı belli düzeyde tutulmalıdır. Emekliye ayrılanlara hazineden maaş bağlanmamalı. Bu gider, yani emekli giderleri başka kaynaklardan karşılanmalıdır. Tıpkı Sultan Süleyman Han zamanındaki gibi gelir gider dengesi sağlanmalıdır demiş Asafname adlı risalesinde Lütfi Paşa. 16. yüzyıl aydınlarından Gelibolulu Mustafa Ali layihasında olumsuzlukların en önemli sebebi liyakat sahibi olmayan kişilerin yönetici olarak atanmasına bağlamıştır. 4. Murat ve 1. İbrahim zamanında yaşamış, 17. yüzyılın önemli devlet adamlarından biri olan meşhur Koçi Bey, sıkıntıların önüne geçilebilmesi için yöneticilerin olayların iç yüzünü öğrenmesi gerektiğine inanmış. Yöneticileri uyarmak için de birden fazla Koçi Bey risale yazmıştır. Devlet düzenindeki bozulmaları Kanuni dönemine kadar götüren Koçi Bey, bozulmalara somut çözüm önerileri de getirmiştir. Fotoğraf resimde gördüğünüz figür Koçi Bey'dir arkadaşlar. Zehamet ve tımarların ehline verilmediğini belirten, yani toprağın ehline verilmediği belirten Koçi Bey, usule aykırı olarak yapılan bu uygulamanın toprak sisteminde bozulmalara neden olduğunu belirtmiş. Askerlik düzeniyle ilgili 3. Murat döneminde ulufeli kul sayısındaki büyük artışın
hazineye yük getirdiğini vurgulamış. Ulufe Yeniçeri askerlerinin 3 ayda bir aldığı maaştı arkadaşlar. Ulufeli kul sayısındaki artış, halk dediğimiz reayadan alınan vergiyi artırmış ve bu da reayanın fakirleşmesine sebebiyet vermiş. Koçu Bey'e göre reayanın vergi sorumluluğunu yerine getirebilmesi için vergilerin makul seviyeye indirilerek adaletin gözetilmesi gerekmektedir diyeceğiz arkadaşlar. 18. yüzyılda Defterdar Sarı Mehmet Paşa risalesinde üretime elverişli toprakların kesinlikle boş, atıl bırakılmaması gerektiğini belirtmiş. Ülkenin zenginliğinin zirai üretime yani tarıma dayandıran Sarı Mehmet Paşa, toprakların çiftçiler tarafından üretime açılması gerektiğini vurgulamıştı. Sarı Mehmet Paşa'nın devlet düzenini konusunda temel kuralı şöyledir. Sultana devlet adamları, devlet adamlarına mal lazımdır. Mal bayındırlıkla, bayındırlık ise adalet ve iyi yönetimle olur demiştir Sarı Mehmet Ağa arkadaşlar. Genel olarak layiha yazarları Kanuni döneminin en mükemmel dönem olduğunu, kanun ve adaletin geçerli olduğu bir dönem olarak tasvir etmişlerdir. Kanuni'den sonra rüşvet, adaletsizlik ve düzensizliğin yaygın olduğu vurgulanmış, layiha ve risale yazarları Osmanlı devlet ve toplumunu gözlemlerken Avrupa'daki gelişmeler yerine Osmanlı devleti içerisinde meydana gelen değişmeler üzerinde yoğunlaşmışlardır. Yani Avrupa'yı görmezden gelmişlerdir diyeceğiz. Lale Devri yenilikleri arkadaşlar, daha önceki derslerimizde de biz Lale Devri ile ilgili aslında konuşmuştuk. Bugün de birazcık konuşacağız. Şimdi 1718 Pasarofça Antlaşması ile başlayan barış dönemi, 1730 Patrona Halil isyanı ile biten bu sürece biz hangi dönem diyoruz? Lale dönemi ya da Lale Devri diyoruz arkadaşlar. Bu dönem Osmanlı Devleti'nde her ne kadar barış, eğlence dönemi olarak bilinse de sosyal ve kültürel hayatta da bir reform döneminin başlangıcı olarak bizim karşımıza çıkmaktadır. Hani Lale Devri denince aklımıza işte lalelerin çok olduğu, eğlencenin, sefahatin, lüks yaşamın çok olduğu denir ama bakın arkadaşlar, bu dönemde de Osmanlı içerisinde bir sosyal, kültürel hayatta yeni bir reform, yani bir yenilikler ortaya çıkıyor aslında. Nevşehirli damat İbrahim Paşa'nın uzun sadaret yılları içine alan Lale Devri'nde, yani sadrazamlığı döneminde Batı ile siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkiler geliştirilmeye başlanmıştı. Osmanlı ile Batı arasında ilk kez bu kadar yakınlaşma söz konusuydu. Osmanlı devlet erkanı ve dönemin aydınları ilk kez Avrupalıların üstünlüğünün altında yatan sebepleri öğrenmek gerektiğini kabul etmişlerdi. Avrupa'yı düzene ayak uydurarak ıslahatlar yapılması ve değişim yolunun açılması gerektiği ortaya Lale Devri'nde çıkacaktır. Bir tane okuma metnimiz var kitabımızda. Eskiden beri Türkler arasında önem verilen bir çiçek olan ve döneme adını veren lale, bu devirde hastalık derecesine varan bir tutkuya dönüşmüş, nadir bir lale soğanı yüzlerce altına satılmaya başlanmıştır. Batı'da Pasarofça ile başlayan uzun barış sürecinde özellikle başkentte yaygın bir şekilde lale yetiştirilmiştir. Lale motifi gördüğünüz gibi arkadaşlar dönemin edebiyat, güzel sanatlar ve batılılaşma hareketlerinin simgesi haline gelmiştir. Bu dönem için Lale Devri tabirini ilk defa Yahya Kemal Beyatlı'nın kullandığını biz biliyoruz arkadaşlar. Osmanlı tarihinde Avrupa tarzında ilk yenileşme hareketleri Lale Devri hükümdarı Sultan 3. Ahmet döneminde başlamıştır.
18. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin savaşlardaki başarısızlıkları nedeniyle askeri sınıfın önem kaybettiği ve yerine devlet kademelerinde kalem ehli bürokratların güçlendiğini biz görüyoruz. Örneğin dış sorunları çözmek için diplomasiye değer verilmiş ve dış ilişkilerde Reisül Küttaplık kurumu önem kazanmış. Bunda dönemin Reisül Küttabı Mehmet Rami Efendi'nin de önemli bir rolü vardır. Mehmet Rami Efendi'nin sadrazamlığa getirilmesiyle de kalemiye sınıfı giderek Osmanlı bürokrasisinde güçlenmiştir. Arkadaşlar, Reisül Küttab normalde Divan-ı Hümayun'un resmi üyesi değil, sonradan üyesi olacak. Yazı işlerine bakan bir grup katiplerdir aslında bunlar. Ama daha sonraki süreçte Reisül Küttab eşittir hariciye vekaletine, yani Dış İşleri Bakanlığı'na dönüşecektir diyeceğiz. Pasarofça Antlaşması ile Osmanlı, ki haritamıza bakın arkadaşlar, 1718'deki batıda genişleme siyasetini bıraktı. Avusturya ve Rusya gibi devletlerin Osmanlılar aleyhine genişlemelerine karşı savunma tedbirleri almıştır. Yani artık Osmanlı kaybettiği yerleri geri alma umudunu yitirdi ve Avrupa sınırları güvence altında tutmaya çalıştı. Yani artık Osmanlı bu dönemle beraber artık eskisi gibi fetihleri bırakın, kaybettiği yerleri bile geri alma ümidinden vazgeçti. Elindeki mevcut toprakları koruma politikasına gitmiştir. Devletin ileri gelenleri ilk kez savaştan çok barışı korumak için Avrupa siyasetiyle yakından ilgilenmişlerdir. Avrupa'yı tanımanın Osmanlı dış politikası ve ticareti için önemli olduğuna inanan Nevşehirli damat İbrahim Paşa bu yönde hareket eden ilk kişi olarak bizim karşımıza çıkmaktadır. Bu yönde İstanbul'daki Avrupa ülkelerinin diplomatik temsilcileriyle düzenli bir ilişki kurulmuş ve çeşitli ülkelere elçiler gönderilmiştir. Osmanlı elçileri Avrupa'daki gelişmeleri de rapor halinde sunmuşlardır arkadaşlar. Avrupa'ya gönderilen ilk elçi 28 Çelebi Mehmet Efendi'dir. Nereye gönderildi? Fransa'nın başkenti Paris şehrine gönderildi. Geçici elçidir arkadaşlar. Çelebi Mehmet Efendi'nin Fransa Sefaretnamesi adında bir raporuyla Osmanlı'nın aydınlanmasında en etkin rapor olarak kabul edilen bir rapordur arkadaşlar. Bundan sonra Osmanlı kendini Avrupa'dan soyutlamamış ve Doğu Batı arasında bütünleşmenin ilk adımlarını atmaya başlamıştır. 28 Çelebi Mehmet'in oğlu Mehmet Said Efendi, Lale Devri'nde Avrupa'yı tarzdaki yenileşmenin de öncüsü olarak kabul edilmektedir. Görüldüğü gibi Osmanlı'da yenileşme bir halk hareketi değildir. Devlet erkanı ve onların yakınları tarafından başlatılan bir harekettir. Yani bakın, yenileşmeyi başlatanlar üst kademedeki devlet memurları ve çocuklarıdır. Yani yenileşme hareketi halk hareketi kesinlikle değildir arkadaşlar. Osmanlı'da halk Lale Devri ile birlikte Avrupa'ya karşı bir merak duygusu uyandırmaya başladı. Bunun sonucunda bazı zengin zümreler Avrupa'yı tarzda ev eşyaları, giysiler, resim ve tablolarda kullanmaya başlamıştır. Özellikle İstanbul'da. Lale Devri'nin en önemli gelişmelerinden biri de Müslümanların da artık matbaayı kullanmaya başlamasıdır. Gayrimüslimlerin daha önce İbranice, Rumca, Latince ve Ermenice gibi kendi dillerinde basılan eserlerine karşı Lale Devri'nden itibaren artık Türkçe eserlerde basılmaya başlanmıştır. Fotoğrafta Topkapı Sarayı'nın kütüphanesini görüyorsunuz. 3. Ahmet döneminde biri Topkapı Sarayı'nda, diğeri Yeni Cami'de olmak üzere iki tane kütüphane kuruldu. Edebi, bilimsel, kültürel eserlerin Türkçe'ye çevrilmesi için bir heyet oluşturuldu. 3. Ahmet ve Nevşehirli damat İbrahim Paşa dönemin bilim ve sanat adamlarını himayeleri altına alarak
onları çalışmaya teşvik etmişlerdir. Tıp alanında ilk çiçek aşısının lale devrinde uygulandığını biz biliyoruz. Mesela İstanbul'da İngiltere elçisinin eşi Lady Montagu, Türkiye Mektupları adlı eserinde Türkiye'de bazı hastalıklara, özellikle çiçek hastalığına karşı aşı yapıldığını kaydetmiştir eserinde. Lale devrinde Doğu tıbbının bilimsel ilaçlarla tedavisi yerine Batı'nın kimyasal ilaçlarla tedavisini tercih eden hekimlerin, doktorların ortaya çıkması, sağlık konusunda bir ikilemin yaşanmasına da sebebiyet vermiştir. Bu nedenle devlet hekimlerin alanlarında yeterli olup olmadıklarını belirleyebilmek adına bir sınav uygulamaya başladığını da biz biliyoruz arkadaşlar. Bir de sevgili gençler, İstanbul'un birçok defa orada o dönemlerde çıkan büyük yangınlar var. Bu yangınlara maruz kalmasından dolayı Lale Devri'nde Yeniçeri Ocağı'na bağlı Tulumbacılar adıyla itfaiye teşkilatının da kurulduğunu biz biliyoruz arkadaşlar. 28 Çelebi Mehmet Efendi'nin ülkeye dönmesinden sonra İstanbul'da başta mimari olmak üzere hemen her alanda Fransız etkisi, süsleme sanatında ise arkadaşlar barok ve rokoko tarzları kendini göstermiştir. Yani Avrupa'dan etkilendiğini artık burada görüyoruz. 1748 ve 1755 yılları arasında inşa edilen İstanbul'daki Nuri Osmaniye Camisi ilk barok tarzı camidir. Ve yarım daire avlusuyla da arkadaşlar geleneksel cami mimarisinden ayrılmıştır. O zaman Nuri Osmaniye Camii klasik dönem eseri değildir. Hani klasik dönem olunca Türk Müslüman mimarisi işin içine girer. Ama burada Avrupa'yı tarz var. Barok tarzı olduğu için klasik dönem eseri artık burada bitiyor arkadaşlar. Avrupa tarzından etkilenerek artık mimari eserler Osmanlı ülkesinde ortaya çıkmaya başlamıştır. Lale devrinde çiniciliğin yeniden canlandırılması amacıyla 1725 yılında İstanbul'da bir çini atölyesi, bunun yanında da bir kumaş ve çuha atölyesi kurulmuştur. Yani camilere gittiyseniz şu figürleri görürsünüz genelde arkadaşlar. Gitmediyseniz de gidin, görün. Yani çini güzel bir süsleme sanatıdır. Lale devrinde kültür, mimari, sağlık ve sosyal alanlarda gerçekleştirilen bütün olumlu gelişmelere rağmen lüks merakı ve israflardan dolayı sadrazam ve devlet adamlarına karşı tepkiler arttı. 1730 yılında patrona Halil isyanıyla kanlı bir şekilde bu dönem Lale Devri sona erdirilmiştir. Devrin sembolü haline gelen Sadabat Sarayı arkadaşlar yerle bir edilmiştir patrona Halil isyanıyla. Lale Devri'nin coşkusunu, duygularını gazellerinde dile getiren Nedim ve Şeyh Galip bu dönemin önemli şairlerindendir. Levni minyatür alanında büyük başarılar ortaya koymuştur. Ve burada da bir minyatür, Levni'ye ait bir minyatürü görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi matbaa ve bilginin üretilmesi, biraz Avrupa'dan bahsedeceğiz. Matbaa nasıl Avrupa'da gelişti? Ondan sonra Osmanlı ülkesinde kim neler yaptı matbaa adına? Şimdi coğrafi keşiflerle Avrupa zengin ve önemli coğrafyalarla tanıştı ve Avrupa zenginleşti. Yani coğrafi keşiflerle beraber Avrupa zenginleşti. Karnı doydu. Zenginleşmeyle beraber Rönesans'la başlayan akıl çağını yaşadı. Yani edebiyat, sanat, bilim ve kültürel alanda köklü değişimleri beraberinde getirdi. Peşine reform hareketiyle birlikte modernleşme için gerekli dini ve kültürel ortamı oluşturdu. Ve aydınlanma çağı ise Avrupa'yı skolastik düşünceden ve kilisenin dogmalarından uzaklaştırdı. Ve aynı zamanda Avrupa'da gelişimin bilimsel temellerini de attı arkadaşlar.
Modern Avrupa'nın oluşumunda özgür düşünceyle bilginin üretimi önemli bir aşama olmuştur. Üretilen bilginin geniş halk kitlelerine ulaştırılmasını sağlayan gelişme ise matbaanın icadıdır arkadaşlar. Çin'de matbaanın ortaya çıktığını biz biliyoruz. Yani Avrupa'ya göre Çin'de matbaa daha önce çıktı fakat Çin matbaayı geliştiremedi. Bunun sebebi ise fotoğrafta gördüğünüz Çin alfabesi arkadaşlar. Yani Çin alfabesi yapı özelliği olarak matbaada kullanılmaya uygun değildi. Modern anlamda ilk matbaa Avrupa'da Gutenberg tarafından 1450'lerin başında geliştirildi. 15. yüzyılda Hollanda ve İtalya'da da hareketli harflerle kitaplar basılmıştır. Yani Gutenberg Avrupa'da ilk matbaacı değildir. Sadece matbaacılık tekniğini geliştiren kişidir Gutenberg Avrupa'da. Gutenberg değiştirilebilen harflerle baskı yöntemini geliştirmiş ve baskıyı mekanikleştirmiştir. Kitaplar matbaadan önce nasıl çoğaltılıyordu? El yazması çoğaltılıyordu. Avrupa'da kitap çoğaltma işi manastırların yazı atölyelerinde yapıldı. Yani zaman içerisinde bu kitap çoğaltma işi kilisenin bir görevi olarak görüldü. 13. yüzyılın sonlarında üniversitelerin kurulduğu dönemde kitapları çoğaltan meslek kuruluşları ortaya çıktı. 14. ve 15. yüzyılda kiliseye bağlı olmayan hattat, minyatürcü ve kitap süsleyicileri yetişmeye başladı. Parşömen kağıdının pahalı olmasından dolayı, hayvan derisinden yapılıyor ya, kağıt da kullanılmaya bu sefer başlıyor. Yani kağıt birazcık daha ucuz oluyor arkadaşlar. El yazması kitaplardan matbaa ile birlikte basılı kitaba geçilerek bilginin üretimi ve yayılmasında Avrupa'da önemli adımlar atılmıştır. Mesela burada bir kağıdın serüveni diye bir okuma metnimiz var arkadaşlar. Şimdi parşömen, keçi ve koyun derisinin üzerindeki yünün veya kılın kazınıp derinin birkaç gün kireçli suda bekletilmesi, ardından da sünger taşıyla parlatılmasıyla elde edilir ve bu yüzden pahalı bir malzemeydi parşömen. Kitap basımı için parşömen yerine kağıdın kullanılması bir dönüm noktası olmuştur. Kağıt, dut ağacı kalıpları kendir, kenevir ve paçavra kullanılarak yapılmıştır. Parşömene göre daha ucuz olan kağıt milattan sonra 105'te Çin'de icat edildi. Müslümanlar Çinlilerden bu icadı öğrendi ve kağıdı ürettiler. İslam dünyasında bol miktarda kağıt üretilmesi Orta Çağ'da İslam kültürünün üstün olmasının sebepleri arasındadır. Kağıt İspanya'yı fetheden Müslümanlar tarafından, Endülüs Emevilerinden bahsediyor, Avrupa'ya taşındı. Müslümanlar 12. yüzyılda Endülüs'te Avrupa'nın ilk kağıt imalathanelerini kurdu. 1276 yılında İtalya'nın Fabriano şehrinde imal edilene kadar Avrupalılar kağıt ihtiyacını Yakın Doğu ve İspanya'dan karşıladılar. Kağıt imalatı Fransa'da 1348, Almanya'da 1390, İngiltere'de 1495 ve Amerika'da 1690'da başlamıştır arkadaşlar diye bir bilginiz de var. Matbaanın gelişmesiyle Avrupa'da okur yazar sayısı hızla arttı. İnsanların eğitim düzeyleri de yükselmeye başladı. Matbaanın gelişimi kütüphaneleri olumlu yönde etkiledi. Örneğin Viyana'da İmparatorluk Kütüphanesi'nde 1600 yılında 10 bin kitap varken 1680 yılında 80 bin kitaba çıkıyor bu sayı. Berlin Kraliyet Kütüphanesi'nde 1786 yılında 80 bin kitap olduğu bilinmektedir. Yani matbaanın işin içine girmesi ve kağıdın da kullanılmaya başlanması artık kesinlikle arkadaşlar kitap sayısını artıracaktır. Avrupa'da matbaanın geliştirildiği yıllar Osmanlı Devleti'nde Sultan II. Mehmet'in yani Fatih Sultan Mehmet'in padişahlık dönemine rastlamaktadır. Osmanlıların matbaa konusunda herhangi bir girişim yapıp yapmadığı noktasında elimizde net bir bilgi yoktur. Bununla birlikte İstanbul'da o yıllarda Avrupa'dan getirilen Arap harfleriyle basılmış
kitaplar satılmaktaydı. Osmanlı'da matbaayı ilk kuranlar gayrimüslimlerdir. Bunlar da Yahudilerdir arkadaşlar. İlk Yahudi matbaası İstanbul'da 1493 yılında Musevi Hahamı Gerson tarafından kuruldu. Yahudiler daha sonra 1510'da Selanik'te, 1554'te Edirne'de, 1605'te Şam'da, 1646'da İzmir'de basım evleri kurarak din, tarih ve dil bilgisi kitaplarını basmışlardı. Osmanlı'da ilk Ermeni matbaası Kumkapı'da 1567 yılında kurulmuştur. İstanbul'daki ilk Rum matbaasını Matezan adında bir Rum papaz Londra'dan getirdiği basım araçları ile 1627 yılında açmıştır. Müslümanların kurduğu ilk matbaa Lale devrinde bizim karşımıza çıkıyor. Meşhur, herkesin bildiği İbrahim Müteferrika ve Fransa elçimiz 28 Çelebi Mehmet Efendi'nin oğlu Said Efendi ortaklığıyla ilk Türk matbaası açıldı. Şeyhülislam'dan fetva alındı. Yani matbaanın açılmasında din bakımından sakınca yoktur yönünde fetva ile matbaa açıldı. Padişah 3. Ahmet 1727 yılında dini kitapların basılmaması şartıyla matbaanın açılmasına izin veren fermanını yayımladı. Ve bu ilk matbaa, ilk Türk matbaası 1727 yılında İbrahim Müteferrika'nın evinin alt katında Avrupa'da geliştirilmesinden yaklaşık 3 asır sonra Müslümanların kullanımı için arkadaşlar bu ilk matbaa kurulmuştur diyebiliriz. İbrahim Müteferrika matbaasında basılan ilk kitap Vankulu Lügatı'dır. Yani Arapça sözlüğün Türkçe tercümesidir arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nde okuyucu kitlenin sınırlılığı matbaanın yaygınlaşmasını ne yazık ki engellemiştir. Hattatlığın yaygın bir meslek oluşu, el yazması, eser yazarak geçimini sağlayanlar, bunlar matbaayı sevmiyorlar. Dini tutuculuk ve yasaklamalar, okur yazar oranının düşüklüğü ve okuma alışkanlığının yaygınlaşmaması çok şey geliyor değil mi insana? Günümüze yakın sebepler geliyor. Gibi sebepler matbaanın Osmanlı Devleti'nde Müslümanlar tarafından geç kullanılmaya başlanmasının temel sebebi olarak gösterilir. Kağıt ihtiyacı ve yetişmiş eleman sorununu da matbaanın geç kullanılmasının teknik sebepleri olarak biz karşımıza çıkartabiliriz arkadaşlar. 1730 yılında Lale Devri'nde çıkan patrona Halil ayaklanmasından sonra yenilikçi sadrazam Nevşehirli damat İbrahim Paşa katledildi ve padişah tahttan indirildi. Fakat matbaaya dokunmadılar. İlginçtir arkadaşlar. Basın evine dokunulmamıştır. Ve bugünün son konusu, yani 12. ders haftamızın son konusu ilim ve irfan erleri arkadaşlar. Bu da medreseden alınmış bir görüntü, figür arkadaşlar. Devletin yüksek bir medeniyet seviyesine erişmesiyle toplum hayatında alimlerin etkisi ve önemi daha da artacaktır. Ancak 17. yüzyıldan itibaren ilim ve fikir hayatı gerilemeye ve akli ilimler ikinci plana atılmaya başlanacaktır. Merkezi otoritenin zayıflamasıyla ortaya çıkan sosyal ekonomik sorunlar, fetihlerin ve devlet gelirlerinin azalması, yaşanan toprak kayıpları ilmi gelişmeye engel olmaya başlıyor. Bu olumsuzlukların etkisiyle ilmi faaliyetleri teşvik edici unsurların da kaybolması, ilim ve fikir insanlarının geçim endişesi yaşamasına sebebiyet verecektir. Avrupa ile Osmanlı ilim dünyası arasındaki açığı fark eden ilk Osmanlı alimi Katip Çelebi'dir ki Avrupa onu Hacı Kalfa ismiyle bilmektedir. Bir tane okuma metnimiz var kitabımızda arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde okuyorum. 17. yüzyılda bir Osmanlı aydını Katip Çelebi Avrupa'nı Hacı Kalfa olarak biliyor. Bunu unutmayın. 17. yüzyılda bilmediklerini merak duygusuyla sürekli öğrenme uğraşısında olan Katip Çelebi, yaşının hayli ilerlemiş olmasına rağmen zamanının bilim adamlarından dersler almaya çalışmıştır.
Katıldığı seferlerde bile ordunun konakladığı yerlerde kitapçı dükkanlarını dolaşarak ilmi çalışmalardan haberdar olmaya özen göstermiş, yörenin alimleriyle görüşüp bilgilerinden yararlanmaya gayret etmiştir. Katip Çelebi'nin eserlerinin altyapısını genel olarak bu ziyaretlerde elde ettiği bilgi, gözlem ve materyaller oluşturmuştur. Katip Çelebi sadece Türkçe ve Arapça yazılmış eserleri kaynak olarak kullanmakla yetinmemiştir. Batı kaynaklarından da yararlanmak gibi zamanının ilim adamlarına göre sıra dışılık olarak nitelendirilebilecek bir ilmi tavır ve hür düşünceye sahip olmuştur. Öyle ki tarihçi Bernard Lewis bu yönüyle Katip Çelebi'yi 16. ve 17. yüzyıllarda Avrupa üzerine kalem oynatan Hezarfen Hüseyin ve Müneccimbaşı Ahmet bin Lütfullah ile birlikte başlıca 3 Osmanlı yazarından biri olarak kabul etmiştir. Yani adam Katip Çelebi Türk İslam eserlerinin yanı sıra Avrupa eserlerini de okumuş ve önem vermiş. O yüzden Avrupa tarafından Hacı Kalfa olarak tanılır. Avrupa ile Osmanlı ilim dünyasının arasındaki açığı fark eden de ilk Osmanlı alimidir diyeceğiz. Katip Çelebi'nin önemli bir eseri var. Keşf-i Ziyun'un arkadaşlar. Osmanlı'da bilim ve düşünce hayatında önemli bir yer edinen Katip Çelebi'nin Keşf-i Ziyun'un adlı eseri kapsamlı bir bibliografya ve ilimler ansiklopedisi özelliği taşımaktadır diyeceğiz. 1655-1716 yılları arasında yaşayan ve Osmanlı Devleti'nin ilk vakanüisti olan Naima Efendi, Katip Çelebi'nin ilim ve irfan geleneğinde açtığı yolda ilerledi. Bakın Naima Efendi önemli. İlk vakanüist yani vekainame yazıyor. Resmi tarih yazıcısı Osmanlı Devleti'nde. Naima Efendi, Tarihi Naima adlı eserinde olayları kronolojik ve çok yönlü değerlendirmelerle ele alarak kişiler ve kurumlar hakkında önemli bilgiler de vermiştir. Hatta biz Cumhuriyet döneminde de arkadaşlar bir posta pulunda Naima Efendi'yi de ne yapmışızdır? Yad etmişizdir diyeceğiz. Tarih ne işe yarar? Bakın, Naima Efendi buna cevap veriyor. Naima'ya göre tarih, en eski devirlerden beri meydana gelen hadiseleri ve ibret alınacak vakaları öğreten ilimdir. Ona göre tarih, alimlerin zekasını arttırır. Ve akıllı insanlar tarih bilgisi sayesinde daha uyanık olurlar. Halk, tarih sayesinde eski hadiseleri öğrenir ve yüksek zümre ise onun sayesinde bazı sırları çözerek İrfan derecesi kazanır demiş Naima Efendi, tarihin ne işe yaradığını söylemiş bize. Sonra edebiyatçı, halk tarihçisi, halk bilimci Hattat gibi yönleriyle öne çıkan Evliya Çelebi, 17. yüzyılda yaşamış bir Osmanlı aydını. Evliya Çelebi 42 yılda yaptığı seyahatler sonucunda gezip gördüğü yerleri ve şahit olduğu olayları usta bir ressam bakışıyla Seyahatname-i Evliya Çelebi adlı kitabında bir araya getirdi. Eseri toplam 10 cilt ve 4000 sayfaya yakındır. Bu hacimde bir seyahat metni dünyada yoktur. Bu tektir arkadaşlar. Bizden biri yazmıştır. 18. yüzyıl Osmanlı alimlerinden olan Yanyalı Esat Efendi, Aristo'nun bazı eserlerini Grekçeden Arapçaya çevirdi ve onları düzeltmiş ve bu şekilde tanınmıştır arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugün 11. sınıflarımızın 12. ders haftasını konusunu beraber işledik. Sevdamızda, davamızda siz bu ülkenin geleceğisiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın.